yöntemleriyle ilgili ÖSYM e nasıl sorular soruyor? Birkaç tane örnek yapalım. Diyor ki soru kökünde buna göre yapılan araştırma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir eğitim kuruluşu Okul öncesi eğitimin çocukların okul dönemi başarısı üzerindeki etkisini araştırıyor. Şimdi buradan bile biz bağımlı ve bağımsız değişkenin hangisi olduğunu çıkarabiliriz esasında. Okul öncesi eğitimin çocukların okul dönemi başarısı üzerindeki etkisini araştırıyorsak biz okul öncesi eğitim bağımsız değişken olacaktır. Çünkü deneyimizin sebebidir. B seçeneğinde okul öncesi eğitim bağımsız değişkendir. Doğru biz yanlış olan cevabı arıyoruz. Devam edelim. Bu amaçla aynı şehirde sosyoekonomik durumu benzer 3 mahalle seçiliyor. 3 tane grup var. Birincisinde yalnız çocuklar okul öncesi eğitim görüyor. İkincisinde hem çocuklar eğitim görüyor hem de annelere çocuğuyla ilgili eğitimler veriliyor. Üçüncü mahallede ise okul öncesi eğitimle ilgili çalışma yapılmıyor. Şimdi üçüncü mahallede okul öncesi eğitimle ilgili çalışma yapılmıyorsa eğer üçüncü mahalle kontrol grubudur. Dolayısıyla C'de doğrudur. Daha sonra bu çocukların okul dönemindeki başarı durumları izleniyor. En başarılı olanların ikinci mahalledeki çocuklar olduğu saptanıyor. Şimdi diğer seçeneklere de bakalım. Birinci ve ikinci mahalle deney grubudur. Doğru çünkü ikisinin üzerinde de çalışma yapılmış. Değişkenler arasında ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Hayır. Paragrafın sonunda diyor ki en başarılı olanların ikinci mahalledeki çocuklar olduğu saptanıyor. Dolayısıyla değişkenler arasında ilişki olduğu saptanmış. E bizim doğru cevabımız. A'da da diyor ki okul başarısı bağımlı değişkendir. Doğru. Okul dönemi başarısı üzerindeki etki araştırılıyorsa eğer yani deneyin sonucu bağımlı değişken olduğuna göre A'da doğru cevaptır. Bir deneyde temel nitelikleri yönünden birbirine denk farelerden iki grup oluşturuluyor. Birinci grup 24 saat aç bırakıldıktan sonra deneye alınırken ikinci grup deneyden hemen önce doyuruluyor. Her iki gruptaki fareler aynı ortamda çıkışında yiyecek olan özdeş labirentlere konuyor. Farelerin labirentin çıkışını kaç denemede öğrendikleri belirleniyor. Açlık dürtüsünün labirentte yiyeceğe giden yolu öğrenmeye etki, sinin incelendiği bu deneyde labirente tok olarak konulan gruba ne ad verilir? Şimdi biz bu deneyde açlığın deneyin sonucuna olan etkisini inceliyoruz. Dolayısıyla ikinci grup deneyden hemen önce doyuruluyorsa bu tok olarak konulan grup yani kontrol grubu üzerinde değişiklik yapılmayan gruptur. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili örnek yoktur? Bakalım. Motor becerilerin öğrenilmesi sırasında işe odaklanmanın bu öğrenmeyi geciktirdiğini düşünen bir araştırmacı görüşünü bir deneyle sınamak ister. Şuraya kadar bir bakalım. Şimdi bu adamın araştırmacının bir varsayımı var. Dolayısıyla varsayımın diğer adı hipotez. Burada hipotez var. Yaşları ve eğitim düzeyleri aynı, kültürel özellikleri açısından birbirine benzeyen ve solak olmayan kişilerle iki grup oluşturuluyor. Gruplardaki kız ve erkek sayıları eşit. Her iki gruba da sol elle çizim yapma görevi veriliyor. Gruplardan birinin yaptığı işe odaklanması sağlanırken diğer gruptaki denekler çizim sırasında çeşitli sorular sorularak onların göreve odaklanmaları engelleniyor. İki tane grup var burada. Bir tanesi deney grubu bir tanesi kontrol grubu. Dolayısıyla bir kontrol grubumuz da var. Sonrasında iki grubun öğrenme düzeyi karşılaştırılıyor. Demişti ki Aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili örnek yoktur? Burada bir bağımlı değişken var, bağımsız değişken de var. Çünkü deney yapılıyorsa zaten muhakkak iki değişkenin de olması lazım. Fakat burada bir doğal gözlem durumu yoktur. Burada tamamen bir deney anlatılır. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde verilenler arasında pozitif ve yüksek bir korelasyon olması beklenir. Neye bakacağız burada? Aralarında doğru orantı olan iki tane değişken bulacağız ve yüksek miktarda bir korelasyon olmasına bakacağız. Bakalım C1 problemi çözmeyle resim yapma. Aralarında belki ilişki vardır, belki yoktur. Otoriter kişilikle demokratik liderlik. Bunların arasında kesinlikle ters bir ilişki vardır. Yani negatif korelasyon olması gerekir. Zeka düzeyi arttıkça okul başarısı artar. Hatta zeka düzeyi ne kadar artarsa okul başarısı da o kadar artar en azından beklenilen budur. Dolayısıyla hem pozitif hem de yüksek korelasyon olan bu iki tane değişkendir. Boy uzunluğu ile kendine güven arasında nötr korelasyon olmalı büyük olasılıkla. Kaygı düzeyi ile gelir düzeyi arasında da bir ilişki yoktur. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Müzik